Merhaba sevgili dostlarım. Öncelikle hepinizin yeni yılını kutlayarak başlamak istiyorum. Herkese çok mutlu, huzurlu, sevgi dolu, sağlıklı, güzel bir 2018 diliyorum. Evet, madem yeni bir yıla başlayacağız. Bugün sizlere orkidelerin yıllık periyotları hakkında bilgi vermek istedim. Biliyorsunuz ki burada da yeni dallarımız Görünüyor. Burada bir tanesi açtı, bir tanesi bekliyor. E, şu anda sonbahar sonu, kış başlangıcı itibarıyla orkidelerimizin çiçek dalı verme dönemleri başladı. E, hali hazırda aldığınız çiçekli orkideler e, aslında seralarda belirli ısı ve nem derecelerini getirilerek yapay ortamlarda çiçeklendiriliyorlar. Ama e, yıllardır bizimle olan orkidelerimiz sağlıklı ise en az da 5 yaprağı varsa sağlıklı e, bu mevsimlerde çiçek açma dönemlerimiz e, daha doğrusu son sonu kış başlangıcı itibariyle çiçek dalları veriyorlar ve e, kışın ikinci yarısı itibarıyla da dallar olgunlaşıp çiçek açmaya başlıyorlar. E, orkidenizin gücüne, yapısına, cinsine, sağlığına bağlı olarak da 3 ay ila e, 9 ay arası çiçekli kalabiliyorlar. Evet, yani son kış sonu, ilkbahar başlangıcı itibariyle çiçekli dönemleri e, orkidelerimizin çiçekli olduğu dönemler. E, bu da dediğim gibi 3 ila 9 ay arasında değişebiliyor. E, ek dallar verebiliyorlar dönemsel olarak. İki denin çiçek dalı vermesi için biraz bu sonbahar sonu kış başlangıcı olan evlerimizin içindeki havayı hissetmeleri gerekiyor. Yani bu ne demektir? Biz e, neden işte karanlık dolaba koyun diyoruz? Daha farklı dönemlerde orkidem çiçek açmıyor nasıl açtırabilirim diye e, sorduğunuzda e, işte biraz esintili alanlara koyun, e, Senin yerlere koyun diyoruz. Çünkü bu dönemdeki e, gece gündüz e, gece 18 dereceler gündüz 22 derecelerde e, yapay ortam olarak sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü bu dereceler Orkidelerimizin çiçek verme yani dal çıkarma dereceleri e, O yüzden de yazın dal çıkartmak istiyorsanız e, Hani 30-40 derecelerde e, o yüzden bu zor biraz e, Serin bir ortam bulmamız e, Ve daha sonbahar sonu kış başlangıcı evimizin içindeki havayı onlara sağlayabilmemiz gerekiyor yapay olarak Seralar bunu çok rahatlıkla yaptıkları için dereceyi nemi ısıyı ışığı e, rahatlıkla ayarlayabildikleri için onlar e, çok daha kolaylıkla e, istedikleri dönemde çiçek vermelerini sağlayabiliyorlar. E, aldığımız orkidelerde e, çiçekli alıyoruz. Hani bunları çiçekli bile alsak e, sağlıklı ise yaprakları e, yeterince dal verecek yerleri var ise eğer e, bu orkidede olduğu gibi e, yeni kökte dal da verme ihtimali var ki. Hafif çıkıntılar da var. Yeni dalda bu orkidemden bekliyorum. Evet ee, ilkbahar sonu yaz başlangıcı itibarıyla orkidelerimiz e, büyüme ve gelişme dönemine giriyorlar. Yani e, o 26-28 derece evimizin içindeki sıcaklıklar orkidelerimizin gelişme ve büyüme dönemleri. Yeni köklerin daha ağırlıkta verildiği, yeni filizlerin daha çok verildiği dönemler ilkbahar sonu yaz başlangıcı itibariyle başlıyor. Bu da ta ki sonbahar başlangıcına kadar gidebiliyor. Bu dönemlerde de orkidemizi çiçek açma dönemine hazırlamamız ve iyi bakmamız gerekiyor. Mutlaka sulama suyuna 15-20 günde bir besin ilave etmemiz gerekiyor. Hiç kökü kalmamış ya da yaprak kalmamış orkidelerde neden sera yöntemini tavsiye ediyorum? İşte tam da bu yüzden. Çünkü kışın evimiz ortalama 22 derece oluyor. Ve bizim ev ortamında 28 derece sıcaklığı sürekli sağlamamız mümkün olmuyor. Onların gelişmesi için gereken ısı 26 ila 28 derece. O yüzden de sera yöntemiyle aslında amacımız onları yapay olarak... Ee, sıcak tutmaya çalışmak ee, bunu kalorifere e, yakın bir yere koyarak da sağlamaya çalışıyoruz 1 metreden daha yakın olmamalı ee, ama e, tabii bu seferde toprak gereken nemi sağlayamıyoruz o yüzden de sera yöntemiyle e, nemli ve sıcak kalmasını sağlamaya çalışıyoruz evet sonbahar sonu kış başlangıcı itibariyle dal vermeye başlayan orkidelerimiz ee, i̇lk bahara doğru e, Kışın ikinci yarısı itibariyle Açmaya başlıyorlar ee, İlk bahar sonu Hatta yaz sonuna kadar e, Çiçekli kalan Orkidelerimiz olur Çünkü eğer sağlıklıysa Dediğim gibi ve güçlü bir orkideyse Cinsi de iyiyse e, Bunlar Yaz sonuna kadar Çiçekli kalabiliyorlar Çiçek dönemi bittikten sonra da Toprağını değiştirerek, budamalarını yaparak, dalların budamalarını yaparak, onları yeni döneme hazırlamamız gerekiyor. Orkidelerimizin periyotları, en azından Türkiye için evlerimizdeki periyotları bu şekilde. Ben de bu konuda size bilgi vermek istedim çünkü çok fazla sorular geliyor. Şimdi yöntemlerimi de nedenleriyle beraber tamamen anlamış oldunuz. Tekrar hepinize iyi yıllar diliyorum e, ee, bir yılda görüşmek üzere. Dostça kalın, sevgiyle kalın. Aşağıdaki butondan abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Sevgiler.